Pazartesi günü yayında anlatmıştım. İşte şirketlerinden birini muhasebecisine devrediyor. Hı. Muhasebeci geçen hafta biliyorsunuz evet. ifade verdi. Ve ifadesinde diyor ki ben güvendim Kingston'a diyor. Neden diye soruyor savcı. Çünkü diyor varlık yönetim şirketi kurmuş diyor burada diyor mega varlık. Çünkü diyor biliyorum ki ben evet. diyor muhasebeci olduğu için mali müşavir özür dilerim. Mali müşavir olduğu için biliyor bu işi. Varlık yönetim şirketi kurmak için diyor genelkurmaydan, MİT'ten, hazineden, maliyeden, BDDK'dan onay almak lazım. Devlet buna onay verdiğine doğru. göre güvenilir bir insan olması lazım dedim. Ben nereden bileyim dolandırıcıymış diyor. Çok doğru. Devleti kandırdıysa beni de kandırır demeye getiriyor. Yani burada sözün özü özetleyecek olursak sonuçta insanlar kandırılmışlar ya da mecbur kalmışlar. Ya bu arada belki de gerçekten Cumhurbaşkanı'na da çıkılmıştır ya da belki başka yani İnan Kıraç için söylemiyorum diye. Çünkü ortada devlet mekanizması yok. Devlet mekanizması ortadan kalktığı zaman işte böyle bakanlar aranıyor. Ondan sonra değil mi? Yani bu şu da fotoğrafı bir verebilirler mi? Cumhurbaşkanı ile olan fotoğrafı bir arkaya verir misiniz arkadaşlar? Evet. Washington Büyükelçiliği'nde. Şimdi o fotoğrafın verilebilmesi Amerikan gazetelerinde o fotoğraf dönüyor Şirin. Kingston kardeşler 100 küsurlu hapse. Şu fotoğraf, şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz fotoğrafın çekilmesine engel olmak devletin kurumlarının işiydi. Dışişlerinden, emniyetinden, MIT'inden ve şimdi varlık fonu. Yani nasıl bilmiyorsunuz peki, ya bu abi? Çok haklı. Başka bir örnek yine hani bu bunların benzeri bir başka örnek biliyorsunuz Arda Ermut şu evet. anda Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü. Geçmişte Başbakanlık Türkiye Yatırım Ajansı'nın başındaki isim. Sezgin Baran Korkmaz'ı alıyor ve Türkiye'ye büyük Amerikan yatırımları, işte Türkiye'ye yaklaşık 100 milyon dolar Amerikan fonu, Amerykan yatırımını getiren kişi olarak işte evet şu fotoğraf şeye takdim ediyor. Hani Türkiye kamuoyuna büyük bir hani gurur vesilesi, büyük bir başarı, Amerikalılar Türkiye'ye yatırıma başladı diye anlatıyor. Şimdi yani bu pozisyondaki kişi, bu makamda oturan kişi, yani Türkiye Yatırım Ajansı, yani dünyadan Türkiye'ye yatırımcı arayan ve bulan, yani kolundan tutup Türkiye'ye yatırım yapmaya getiren ajans, herhalde herhangi bir, hani sokaktaki herhangi bir iş adamını Amerika'da ya da başka ülkelerde araştırma yapmadan tutup getiremez. Yani hani Türkiye'ye büyük yatırımlar yapmak için aracı olacağı şirketin çünkü bir aracı olma durumu var. Bir önde arkasına bir bakar. Kimdir bu şirket? Nedir? Hani bir kere bu rakam doğru mudur? Diyelim ki doğru, gerçekten o kadar büyük bir yatırım var. Peki ama bu yatırımı yapan insan muteber bir insan mıdır? Sonradan başımıza bela olmasın. Ama belli ki hani gözüküyor ki bu araştırmaların hiçbiri yapılmamış. Ve hiç de bugün hani kimse de çıkıp o döneme dair bir açıklama yapma gereğinde duymuyor. Yani bunun altını çiz, yani biz sürekli bu yayında çizdik ama bir kere daha çizelim. Size soruyorum. Şimdi diyelim ki şöyle bakıyor, yani konuştuk. Sedat Peker suç örgütü üyesi, üyesi değil sahibi ya da başı. Kendisi lideri, üyesiyim diyor gerçi lideri, de. Evet. Neyse, ondan sonra mafya. Değil mi? İşte hakaretler ettiler bu adamın lafları. Zaten anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'da talimatı var. Cevap vermeyin, karşılıklı ağız dalaşına girmeyin, muhatap almayın, iddialarla ilgili konuşmayın diye. Tamam peki Sedat Peker'in iddialarını almasın devlet, öyle görüyor. Ama bu iddialar ortada, iddiaları da devam ettirmeye niyetli. Ve fakat o iddialarla birlikte hani kale almayalım diyorlar ama o iddialarla birlikte açılan dosyalar Sedat Peker'in anlatmadığı başka gerçekleri ortaya çıkarıyor. Ya şimdi biraz önce sizin söylediğiniz mesela tabii. Varlık Fonu Başkanı'nın tutup da kolundan getirip burada buyurun yatırım yapsın bu arkadaş iyi bir arkadaştır Amerika'dan yatırımcı getiriyorum demesi yani Sedat Peker'i muhatap almıyoruz'un dışında bir olay. Varlık Fonu Başkanı, zaten Varlık Fonu'nu uzun zamandır sorguluyoruz.
nasıl oldu, niye oldu, ne şekilde oldu, kim, neden bunlar 2-3 maaş alıyorlar, kimlerden oluşuyor, niye var, devletin en önemli şirketleri satıldı, içine dahil edildi, havuza alındı diye. Şimdi değil mi ama yani hani onu kale almıyoruz, evet. Bunu cevaplandırmıyoruz. Yani nereye kadar? Bir de haklısınız. Bir de işin şu boyutu da var. Bir yandan bu gibi işte Amerika'da Amerikan devletinin dolandırdığı parayı Türkiye'ye getiren insanlara, Jacob Kingston'a ve kardeşine böyle muteber bir yatırımcı, muteber bir iş insanı gibi muamele yapmak, onu tanıtmak var Türkiye kamuoyuna. Amerika'dan büyük yatırımcı geliyor diye. Öbür yandan bugünden geriye dönüp baktığımızda aslında ciddi bir iş insanı olduğu anlaşılan, aynı zamanda ciddi bir bilim insanı olan, Amerika'da kurduğu şirketini 2,5 milyar dolara satan ve Forbes'a göre, Amerikan Forbes dergisine göre de bir dönem 400-450 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 insanı arasında olan Yalçın Ayaslı diye bir insanı adeta bu Sezgin Baran Korkmaz'la arasındaki ihtilaf sürecinde adeta Türkiye'ye yatırım yaptı diye cezalandırıyoruz. Yani o aslında bugün görüyoruz ki bir muteber bir yatırımcı. Çünkü MIT, Massachusetts Institute of Technology'de doktora yapmış, patent geliştirmiş, Patriot füzelerinin üreticisi olan Raytheon Amerikan şirketinde bir takım buluşlar yapmış, o buluşlarını satmış. Daha sonra gelmiş burada Borajet'i kurmuş. Sanıyorum oraya zaten bu arada, söz gelecek. Öyle bu arada, değil mi? Yani siz oradan da açın. Normalde hani kimse ilgilendirmez ama dünya görüşü olarak da daha sosyal demokrat, hatta değil mi? Daha ulusalcı, yani, evet. Kemalist çizgide bir isim olduğu anlaşılıyor. Amerika'daki bir takım kampanyaların, yürüyüşlerin düzenleyicisi vesaire. Evet, ben açıkçası tanımıyorum, etmiyorum. Ben de. Geçmişte Türkiye medyasında hakkında işte yani ortakları üzerinden FETÖ'cü olduğuna dair bir takım iddialar çıktı. Biz şimdi karşı tarafı duymayınca, bilmeyince acaba diye insanın kafasında bir soru işareti gerçekten uyanıyor. Ama daha sonra olanlar, geçen sene Şükrü Elektağ'ın, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi, gidip orada Amerika'da Yalçın Ayaslı'ya ödül vermesi ve onun ne kadar Atatürkçü bir insan olduğunu, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek için ne kadar çalıştığını anlatması. Sonra geçen hafta, hadi Şükrü Elektağ eski CHP milletvekili, geçen hafta Murat Mercan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, AKP'nin eski milletvekili, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, şu anda Washington Büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti'nin, Murat Mercan'ın gidip Yalçın Ayaslı'yı kendi evinde ziyaret etmesi, onunla birlikte fotoğraf çektirmesi. Yani şimdi bugün anlıyoruz ki aslında ya hakkında yazılanlar, çizilenler, ortaya atılan iddialardan arkasında başka bir takım amaçlar varmış. Yani orada işte bir dönem biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'a kendi şirketini satıyor. Borajet isimli şirketi, ama bilabedel devrediyor. Sonra da mahkemelik oluyor zaten. O mahkemelik şeyle, Sezgin Baran Korkmaz'la, o dönemde de hakkında çok ağır iddialar çıkıyor. Uzun yıllarda biz onu öyle hakikaten, yani o iddialarda geçtiği gibi tanıyoruz. Ne zaman ki işte Murat Mercan gidiyor, Türkiye'nin büyükelçisi ziyaret ediyor, ne zaman ki Şükrü Elektağ onun hakkında bir konuşma yapıyor, anlıyoruz ki pek de o kadar öyle değil. Aslında olaylar bize yansıtıldığı, aktarıldığı Sezgin Baran Korkmaz'ın perspektifinden gösterildiği gibi değil aslında. Ya orada bir durun. Çünkü seyircilerimiz aslında Borajet olayını bilmiyorlar. Ha, şimdi ben de sizin ikinizden şunu rica edeceğim. Seyircilerimiz, tabii bizler kadar, gazeteciler kadar belki, yani ben eminim herkesin çok okuduğunu ve izlediğini de, detaylar o kadar fazla ki biz bile zorlanıyoruz. Çok basitleştirerek ikiniz de anlatır mısınız? Bir de tabii şu soru. Yani bundan ne anlamamız gerekiyor? Burada da bir
çetrefilli ilişkiler ağı mı var? Yani yine birileri mi birilerinin paralarına çökmüş? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu olay sadece Sezgin Baran Korkmaz'la Ayas'la arasında kalmamış da bu işten de nemalanan birileri mi olmuş? Olayın orası önemli. Biraz şimdi, daha basitleştirerek lütfen. Soydan, senden şunu rica edelim. Bize basitçe bu Borojet'in satış hikayesini, yani Borojet Ayaslı'nın şirketi, o hikayeyi bir anlatın, sonra davalık oluyorlar. Barış Soydan, bir kısa bekletmem gerekecek. Çünkü Binali Yıldırım, eski başbakan ve eski ulaştırma bakanıyla...